İlk defa 100 senedir, en az 100 senedir burada bir zikrullah meclisi olacak. Efendim, İstanbul'un 5 önemli, aslında sadece 5 adet Mevlevihanesi var. Birisi de Kasımpaşa. Kasımpaşa Mevlevihanesi etrafındaki insanları mezcetmesiyle, başka meşrepleri de toplamasıyla meşhur bir yer. Biraz Yeni Kapı da bunu andırıyor ama Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Bedevisi, Kadirisi, Nakşisi, velhasıl her meşretten insan gelir burada, hem aş içer, lokma cümbüşler, hem de zikrullah'ta, meydanda birbirleriyle buluşurmuş. Ne zamana kadar? Bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, kesin 100 sene bu yapılmamış. 100 sene sonra Allah nasip etti, biz burada sema ayini yaptık. Sonra kaynaklara baktık, dedik ki burada devran da yapalım. Kültür Bakanlığı ile beraber güzel bir devran nasip oldu. Ne mutlu bizlere, Allah razı olsun buraya hizmet edenlere, bu ocakları açanlara. Bina yapılmakla olmuyor. İçinde onu ihya edecek, onu yaşatacak insanlarla var oluyor. Biz bu insanların biz olduğunu iddia etmiyoruz. Ama sizlerle buluşmak için burada var olduğumuza yürekten inanıyoruz. Şu an Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde yaklaşık, hatta yaklaşık bile değil, belki bir asırdan fazla zaman sonra bir meclis, bir cemiyet kuruldu ve çok şükür ki nice bu topraklara tohum ekmiş büyük velilerin burada neşvi nema bulmasını, meyve vermesini tekrar görmek bize nasip oldu. Yani yıllarca, asırlar boyunca hizmet etmiş, Anadolu'da bizi mayalamış ve İslam'ın, güzel ahlakın önderleri olmuş nice velilerin kurduğu meclisleri burada canlandırmak, tekrar ihya etmek bize nasip oldu. Bir asır boyunca burası sessiz kaldı ama küllerinden doğdu ve meydan uyandırıldı. Elhamdülillah Malezya'sından, Hindistan'ına, Afrika'sından, Amerika'sına birçok kişiyle birlikte burada tevhid olduk, bir olduk. Ve hepimiz Allah'ın zikriyle meşgul olduk. İnşallah kıyamet sabahına kadar da bu meclisler tıpkı Osmanlı'da, Selçuklu'da, Hazreti Adem'den bugüne kadar ilerlemiş ve günümüze kadar gelmiş olan bu meclisler kıyamet sabahına kadar devam eder. Amen.